Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 47'deyiz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümüne bakacağız. Aslında bu daha önce görmüş olduğumuz bir konu. Eğer eşitsizlik birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizlikse zaten biz x'i çok rahat yalnız bırakabiliriz. Mesela bu örneği öncelikle daha önce kullanmış olduğumuz yöntemlerden çözmeye çalışalım. 2x'i daha doğrusu x'i yalnız bırakmak için önce eksi 8'i sağ tarafa atalım. 8 sağ tarafa artı 8 olarak geçer. Sonra x'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümde böldüğüm sayı pozitif olduğu için yön değiştirmeyecektir eşitsizlik. 8 bölü 2'den x büyüktür 4. x 4'ten büyük olduğu için üstten herhangi bir sınır olmadığı için x'in değer aralığı 4 artı sonsuz açık aralığı olacaktır. Şimdi e, ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri çözerken kullandığımız yöntemlere alışmak için bu örneği ve bu sayfadaki soruları da o yöntemlerden çözelim. çözelim Öncelikle eşitsizlik denkleme dönüştürülür arkadaşlar. Ve kökler bulunur. 2x-8 eşittir 0 denkleminin kökü 2x eşittir 8, x eşittir 4'tür. Ve tablo çizilir. İşaret tablosu çizilir. Tabloda sanki şu x değerleri e, sayı doğrusunu temsil eder burası. Yani sayı doğrusunu bölgelere ayırmamız gerekir. Zaten bu denklemin kökü 4 olduğu için 4 sayı doğrusunu iki bölgeye ayırmış olur. Bölgelerden biri Eksi sonsuz 4 aralığı. Diğeri de 4 sonsuz aralığıdır. Ve kökün göstermek amacıyla bir çember çizilir. E, büyüktür olduğu için, hani büyük eşittir olmadığı için içi boş bırakılır. Eğer büyük eşittir, küçük eşittir olursa içi doldurulur. Biz burada neyi çözüyoruz? 2x 8 büyüktür 0'ı çözüyoruz. Yani yukarı satır, üstteki satır x'in değer aralığını, Alttaki satır da 2x 8'in işaretini temsil ediyor. Şimdi sağ baştan yani kökün sağından işaret olarak x'in işareti neyse onunla başlanır. x'in işareti pozitif olduğu için artı ile başlarız. Kök geçerken işaret değiştirilir, eksi olur. Bizim bulmamız gereken aralık bu ifadeyi pozitif yapandır çünkü sıfırdan büyük diyor. Pozitif yapan aralık o halde x'in değer aralığı hani sayı doğrusunu iki bölgeye ayırmıştık. Eksi sonsuz 4 aralığı ve 4 sonsuz aralığıydı. 4 sonsuz aralığındaki tüm x değerleri bu eşitsizliği pozitif yapıyormuş. O halde çözüm kümemiz 4 sonsuz aralığıdır. Birinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine tabloyla çözelim. Tabloya alışalım. 2x eksi 4 eşittir 0 diyoruz. Önce kökü buluyoruz. 2x eşittir 4, x eşittir 2 olur. Tabloyu çizersek kökümüz zaten bir tane yine ve küçüktür 0 dediği için içi boş. Eksi sonsuz 2 aralığıyla 2 artı sonsuz aralığı şeklinde 2 bölgeye ayırdık tüm reel sayıları. Aradığımız şey 2x eksi 4'ü sıfırdan küçük yapan yani negatif yapan x değerleri. İşaret olarak en sağdan x'in işareti pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Kök geçerken işaret değiştiriyorum x. Aradığım aralık negatif yapan aralık yani eksili bölgeyi tarıyorum. Bu durumda eşitsizliği sağlayan x'lerin bulunduğu bölge eksi sonsuz 2 aralığı oluyor. Sonsuzu zaten dahil etmiyoruz. 2'yi de eşitlik olmadığı için, küçüktür sıfır olduğu için yine dahil etmiyoruz. İkinci sorudayız. 3x-9 büyüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine eşittir sıfır yapıyorum. Ve 3x eşittir 9, x eşittir 3 geliyor. Yani bu denklemin kökünü bulduk. Sayı doğrusunu iki bölgeye bölecek yine bir tane kök olduğu için eksi sonsuz 3 aralığı ve 3 artı sonsuz aralığı. Bulmam gereken şey 3 x eksi 9'u pozitif yapan x'ler. 3'ü yine dahil etmiyoruz çünkü büyüktür 0 diyor. Büyük eşittir demiyor. x'in işareti artı olduğu için artıyla başlıyorum. Kök geçerken işaret değiştiriyorum. Bulmam gereken bölge pozitif yapan bölge sıfırdan büyük. O yüzden artıları tarıyorum. Çözüm kümesi 3 sonsuz aralığı. Eşitlik olmadığı için zaten içinde boş bırakmıştık. Hani oradan unuttuk diyelim. Bu çember bize bunu hatırlatacak. Eğer içi dolu olsa köşeli parantez olurdu. İçi boş olduğu için açık parantez olacak. Sonsuz zaten dahil edilmez. Yani 3 ile sonsuz aralığındaki tüm x değerleri 3x-9'u ne yapıyor? Pozitif yapıyor. Üçüncü sorudayız. Yine eşittir sıfır diyerek kökü buluyorum. Eksi 3 eksi sağ taraf astam 3 eksi 6 x eşittir 2 gelir. Bir tane kök olduğu için reel sayılar 2 parçaya bölünmüş olacak. Eksi sonsuz 2 ve 2 sonsuz aralığı. Dahillik olmadığı için yani küçüktür sıfır dediği için boş. Şuraya da eksi 3 x artı 6 küçüktür sıfırı yazalım. Şimdi x'in katsayısı negatif. O yüzden eksiyle başlayacağım. Kök geçerken işaret değiştirdim. Artı bulmam gereken yer negatif yapan yer sıfırdan küçük dediği için. O yüzden eksili bölgeyi tarıyorum. Dolayısıyla çözüm kümesi 2 sonsuz aralığı açık. Dördüncü sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Öncelikle eşitsizlikte arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir tarafı sıfırlamamız lazım. Bir tarafı sıfırlayalım. Hepsini sol tarafa alalım mesela. X'i, e, eksi 2x'in yanına attık. Eksi x olarak geldi. Eksi 2x, eksi x, eksi 3x yapar. Eksi 1 artı 1 olarak gelir. 5 artı 1'den 6. Küçük eşittir 0. Çözmemiz gereken eşitsizlik bu. Şimdi burada kökü buluyoruz. O yüzden önce kökü bulmak için, sıfır yapan değeri bulmak için, yani sınırı belirlemek için esasında eşittir 0 diyoruz. Buradan 3x eşittir 6, x eşittir 2. Sınırımız 2. Sayı doğrusunu 2 bölgeye ayırdık. Eksi sonsuz 2 aralığı ve 2 sonsuz aralığı. Bu sefer içini dolduracağız. Çünkü 2 eşitlik olduğu için arkadaşlar küçük eşittir 0 dediği için eşitsizliği sağlayacaktır. Hatta 2'yi yazın bakın ne geliyor. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 artı 6 daha 0 yapar eşitsizlik sağlanır x'in aralığı burası. Burası da eksi 3x artı 6 küçük eşittir 0. x'in katsayısı negatif. O yüzden eksiyle başlıyoruz. Kök geçerken işaret değiştiriyoruz. Ve bulmamız gereken bölge sıfırdan küçük eşitlediği için negatif olan bölge ve sıfır yapan zaten 2. Yani çözüm kümesi 2 sonsuz aralığı ama 2'yi bu sefer ne yapacağız? Dahil edeceğiz. Hem içini doldurduk doldurmamızın sebebi de eşitsizliği sağlaması eşittir olması. Yani 2 ile 2'den itibaren sonsuza kadar tüm değerler, tüm x değerleri bu eşitsizliği sağlıyor. Beşinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine ne yapmamız lazım? Bir tarafı sıfırlamamız lazım. Sol tarafa alırsam 3x 1 bölü 2'nin yanına x artı 2 bölü 3 eksili olarak gelecek. Burayı bir payda eşitleyelim. Düzenleyelim. Birinciyi 3 ile ikinciyi 2 ile genişletirsem. 3 üç çarpı 3'ten 9x eksi 3. Tek kesirde yazalım direkt. 2 çarpı xten 2x ama eksi'yi dağıttığımda eksi 2x. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 eksi'yi dağıttığımda eksi 4 olur düzenlersem 9x eksi 2x'ten 7x eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 bölü 6 küçük eşittir 0. Şimdi bunu ne yapacağız? Eşittir 0 gibi çözeceğiz. Bu arada bunu biraz daha basitleştirebiliriz. Buradaki işlemin sonucu 0'dan küçük eşitse pay 0'dan küçük eşittir. Çünkü paydamız zaten pozitif bir sayı. Yani şöyle sadeleştirebiliriz. Her tarafı mesela 6 ile çarpabiliriz değil mi? 6 ile çarptık. 6 çarpı 0 0. Burada 6'lar gitti. 7 x eksi 7 küçük eşittir 0. Yani çözmemiz gereken eşitsizlik bu. Ne yapıyoruz? Önce eşittir deyip kökümüzü buluyoruz. 7x 7 x eşittir 7. x eşittir 1 gelir. Bu sınırı belirleyecek bizim için. Ve yine içi dolu olacak. Çünkü eşitlik var. Eksi sonsuz bir aralığı ve 1 artı sonsuz aralığı olmak üzere iki bölgeye böldü. x'in katsayısı pozitif o yüzden artı ile başlıyoruz. Kök geçerken işaret değiştiriyoruz. Küçük eşittir 0 dediği için 0 yapan ve negatif yapan yerleri alacağız. O yüzden eksileri tarıyoruz. Eksi sonsuz açık ama 1 kapalı aralığı olmuş oluyor. Çözüm kümemiz Altıncı sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine ne yapmamız lazım? Bir tarafı sıfırlamamız lazım. Hepsini sol tarafa alalım yine. 2x artı 1 bölü 3 eksi x eksi x artı 2 bölü 2 eksi 1 küçük eşittir 0. Şimdi payda eşitleyelim. 6 da eşitlenir. Birinci kesri 2 ile diğerini 3 de genişletelim. Ve x'in de paydasını 6 yapalım birinde. Ve tek payda da yazabiliriz. Payda eşitlendiği için. 2 çarpı 2 x'ten 4 x. 2 çarpı 1'den 2. 6 çarpı eksi x'ten eksi 6 x. 3 çarpı x 3 x. Önünde eksi var. Eksi 3 x. 3 çarpı 2 6. Önünde eksi var. Eksi 6. 6 çarpı eksi 1 eksi 6. Küçük eşittir 0. Düzenlersem 4x eksi 6x'ten eksi 2x yapar. Eksi 3x daha eksi 5x. Şunları çizelim. Eksi 6 eksi 6 eksi 12 artı 2'den eksi 10 bölü 6 küçük eşit 0. Yine burada payda da sabit sayımız olduğu için olayı basitleştirebiliriz. 6 ile çarpsak bu eşitsizliği. Pozitif bir sayıyla çarptığım için yön değişmez. 6 çarpı 0 yine 0. 6 ile burayı çarptığımda 6'lar gider eksi 5 x eksi 10 olur. Çözmem gereken eşitsizlik bu. Önce ne yapıyorum? Eşittir 0 yapıp kökümü buluyorum. Yani sınırımı belirliyorum. Eksi 5 x'i sağ tarafa attım. 5 x eksi 10 sa x eşittir eksi 2'dir. Sayı doğrusunu iki bölgeye ayırdık. Eksi sonsuz eksi 2 ve eksi 2 sonsuz aralığı. Eksi 2'yi dahil edeceğiz. Çünkü Eşitlik var. X'in katsayısı negatif, o yüzden eksiyle başlıyorum. Kök geçerken işaret değiştiriyorum. Küçük eşittir sıfır dediği için sıfır yapanı ve negatif yapan bölgeyi alacağız. Yani çözüm aralığımız, çözüm kümemiz eksi 2 dahil sonsuz aralığı olacak. Evet, şimdi ise geldik esas konumuza. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümüne. Bu ikinci dereceden eşitsizliklerde de az önce zaten alıştırmasını yaptık. E eşittir yapıp kökler bulunur arkadaşlar. Kökleri geçerken yine baştan e x karenin katsayısı çünkü burada artık en büyük dereceli terim x karedir. Az önce birinci dereceden bir eşitsizlik çözdüğümüz için en büyük dereceli terimimiz x O yüzden x'in işaretine bakıyorduk ama. Şimdi artık en büyük dereceli terimimiz x kare. x karenin işaretine bakarak sağdan ona göre başlayacağız. Hemen çözüme başlayalım. Eksi x kare eksi 3x artı 4'ü önce 0'a eşitliyorum ve kökleri buluyorum. Burası artık denklem olduğu için yani eşittir olduğu için eksiyle çarpabilirim. Yani bir eşitsizlikte eksiyle çarpmak eşitsizliğin yönünü değiştirir ama eşitlikte zaten ne tarafa yazdığımızın bir önemi olmadığı için fark etmiyor. Eksiyle çarpıyorum ki kolayla, kolaylıkla çarpanlarını ayırayım. E, eksi x kare artı x kare olacak. Eksi 3 x artı 3 x olacak. Artı 4 de eksi 4 olacak. Çarpanlarını ayırırsam 4'e eksi 1 şeklinde çarpanlarını ayırdığımda toplamları artı 3'ü veriyor. Yani x'in değerlerinden biri eksi 4 diğeri artı 1. Şimdi sayı doğrusunu ne yapacağız? Bu sefer iki tane kökümüz olduğu için... Küçükten büyüğe dizmemiz lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eksi 4, 1. Yani eksi sonsuz, eksi 4 aralığı, eksi 4, 1 aralığı ve 1 sonsuz aralığı olmak üzere 3 bölgeye ayırmış olduk. Çünkü artık 2 tane kök var. Ve bu kökleri de dahil, yani küçük eşittir dediği için sonuçta bunlar ne yapıyor? Bu ifadeyi sıfır yapıyor. 0 olması eşitsizliği doğruluyor mu? Evet. Çünkü eşit ve sıfıra eşit ve sıfırdan küçük diyor. O yüzden bunları dahil edeceğimiz için içlerini dolduruyoruz. X'in aralığı burası. Bulmam gereken şey eksi x kare eksi 3x artı 4'ü 0 veya negatif yapan x değerleri hangi aralıkta? En sağdan x karenin işareti negatif olduğu için eksiyle başlıyorum. Her kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Eksiydi işaret değiştirdim artı. Artıydı işaret değiştirdim eksi ve küçük eşittir 0 dediği için negatif bölgeleri tarıyorum. Bu iki bölge yani eksi sonsuz, eksi 4, eksi 4'ü dahil edeceğiz. Dikkat edelim buna ve 1 yine 1'i dahil edeceğiz. Sonsuz aralığındaki tüm reel sayılar ne yapıyor? Bu eşitsizliği sağlıyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Çünkü neredeyse tüm reel sayılar var. Neresi yok? Eksi 4 ile 1 aralığı yok şekilde de ifade edebiliriz. Reel sayılar fark. Liste yöntemiyle değil. Parantezle göstermemiz lazım. Eksi 4 artı 1 aralığı dememiz lazım. Yani eksi 4'ü çıkarmamamız lazım. Çünkü eksi 4 eşitsizliği sağlıyor. Birinci sorudayız. x kare eksi x eksi 2 küçüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz yine önce eşittir 0 deyip kökleri buluyoruz. Eksi 2'ye 1 diye çarpanlarına ayırdığımda çarpımlar eksi 2 toplamları eksi 1. O halde köklerden biri 2 diğeri eksi 1'dir. Şimdi işaret tablosunu çizelim. Yine iki tane kök olduğu için 3 bölgeye bölünecek sayı doğrusu. Eksi sonsuz, eksi 1 aralığı ve eksi 1, 2 aralığı ve 2'yi sonsuz aralığı. Küçüktür sıfır dediği için yani sıfır yapan değerleri dahil etmemem gerektiği için içlerini boş bırakıyorum. X karenin işareti pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Kök geçişinde işaret değiştirdim. Kök geçişinde işaret değiştirdim. Küçüktür sıfır dediği için negatif bölgeyi tarıyorum. Yani Eksi 1, 2 aralığı olacak. İçleri boş. Eşitlik yok. O yüzden açık parantez olacak. İkinci sorudayız. x kare eksi 7, x eksi 8. Küçük eşittir 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine eşittir 0 yapalım. Kökleri bulalım. Eksi 8'i artı 1 şeklinde çarpanların ayarında toplamları eksi 7 oluyor. Köklerden biri 8, diğeri eksi 1. Ve sayı doğrusu yine 2 kökümüz olduğu için 3 bölgeye bölünecek. Eksi sonsuz, eksi 1 aralığı, eksi 1 8 aralığı ve 8 sonsuz aralığı. Küçük eşittir 0 dediği için 0 yapan değerleri dahil ediyoruz. X karenin işareti pozitif. O yüzden artı ile başlıyoruz. Kök geçişinde işaret değiştiriyoruz. Kök geçişinde işaret değiştiriyoruz. Küçük eşittir sıfır dediği için sıfır yapan ve negatif yapan değerler dediği için eksili bölgeyi tarıyoruz. Yani çözüm kümemiz eksi 1, 8 aralığı ikisi de dahil. Üçüncü sorudayız. Eksi x kare eksi 2 x artı 3 büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Yine eşittir Sıfır yapıp köklerimizi buluyoruz. Eksiyle çarparsak daha kolay çarpanlarına ayırırız. x kare artı 2 x eksi 3 olur. 3'e eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırdığımda toplamları 2. Yani köklerden biri eksi 3 diğeri artı 1. Sayı doğrusunu 3 bölgeye böleceğiz yine. Eksi sonsuz eksi 3 eksi 3 artı 1 ve 1 sonsuz aralığı. Sınırlarımıza dahil. Yani sıfır yapan değerler eşitsizliği sağlıyor. X, e, x karenin işareti negatif. O yüzden eksiyle başlıyorum. Kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Büyük eşittir sıfır dediği için artıları alıyorum. Ve sıfır yapanları tabii. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 3 artı 1 kapalı aralığı oluyor. Bizden istenen x tam sayı değerlerinin toplamı. Bu aralıktaki tam sayılar neler? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. Bunları topladığımızda eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 olur. Dördüncü sorudayız. X kare eksi x küçüktür 12 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Bir tarafı sıfırlamalıyız x kare eksi x eksi 12 küçüktür sıfır olur ve bu eşitsizliği çözmek için bu arada basit eşitsizliklerde birinci dereceden eşitsizliklerde x'i rahatlıkla yalnız bırakabiliyoruz ama bunlar da x'i yalnız bırakmak öyle kolay değil o yüzden tablo çiziyoruz sınırları belirleyerek tabloyu çizmek için de sınırları belirlemek için de eşittir sıfır yapıyoruz. Şimdi eksi 12'yi eksi 4'e 3 şeklinde çarpanlarına ayırdığımda toplamları eksi x oluyor. Eksi 1 oluyor yani. x'in değerlerinden biri 4, diğeri eksi 3. Tabloyu çizelim. Yine 3 bölgeye bölünecek 2 kök olduğu için. Eksi sonsuz, eksi 3 aralığı, 3 4 aralığı ve 4 sonsuz aralığı. Küçüktür 0 olduğu için içleri boş olacak köklerin. Kökleri dahil etmeyeceğiz. Şimdi x karenin kat sayısı da artı olduğu için pozitif olduğu için artı ile başlayacağız. Kök geçişinde işaret değiştir. Kök geçişinde işaret değiştir. Küçüktür sıfır dediği için eksileri al. Yani çözüm kümesi eksi 3 4 aralığı sınırlar dahil olmadığı için açık parantez. Kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Burada pratik olarak 4'ten eksi 3'ü çıkarıp bir tane daha çıkarmamız lazım. Çünkü ikisi de sayılmıyor. Yani 4 artı 3 7 yapar. 7 eksi 1'den cevap 6 olur. Ha, zaten çok fazla değil. Şöyle de tek tek yazabiliriz. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 6 tane değer vardır diyebiliriz. Beşinci sorudayız. 2 x kare eksi 3 x küçük eşittir. x kare artı 4 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Eşitsizliğin bir tarafını sıfırlamalıyız. x kareyi de 4'ü de sol tarafa atıyorum. 2x karenin yanına eksi x kare gelecek. 2x kare eksi x kareden bir tane x kare kalacak. Eksi 3x ve yanına eksi 4 geldi. Küçüktür, küçük eşittir 0. Çözmemiz gereken eşitsizlik aslında bu. Önce ne yapıyoruz? Eşittir 0 yapıp kökleri buluyoruz. Eksi 4 e artı 1 şeklinde çarpanların ayırdığında toplamları eksi 3 oluyor. Yani x'in değerlerinden biri 4, diğeri eksi 1. Tabloyu çiziyorum. Eksi sonsuz, eksi 1 aralığı, 1, 4 aralığı ve 4 sonsuz aralığı olacak. Yani 2 kök olduğu için yine 3 bölgeye bölünecek. Eşitlik olduğu için sınırları dahil edeceğiz. x karenin kas pozitif o yüzden artıyla başlıyorum. Kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Kök geçişinde işaret değiştiriyorum. Küçük eşittir 0 dediği için negatif yapan yerleri almalıyız. Yani çözüm kümesi eksi 1, 4 aralığı sınırlarda dahil olduğu için köşeli. Kaç tane tam sayı değeri vardır? Pratik olarak 4'ten eksi 1'i çıkarıp 1 eklemeliyiz. Çünkü ikisi de sayılıyor. Yani 4 artı 1, 5, bir daha cevap 6 olur. Ya da tek tek yazarsak 1, 0, 1, 2, 3, 4. Altıncı sorudayız. Eksi x kare artı 5x artı 14 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine önce eşittir yapıp kökleri araştırıyorum. Eksiyle ile çarparsam daha rahat çarpanlarını ayırırım. x kare eksi 5x eksi 14 eşittir 0. Eksi 14'ü eksi 7'ye 2 şeklinde ayırdığımda toplamları eksi 5 oluyor. Yani köklerden biri 7, diğeri eksi 2. Tabloyu çiziyoruz. İki tane kök olduğu için sayı doğrusu yani reel sayılar 3 bölgeye ayrılmış oluyor yine. Küçüktür sıfır dediği için içler boş olacak. Yani sıfır yapan değerleri almayacağız çünkü eşitsizliği sağlamıyor. Eksi x kare olduğu için x karenin işareti negatif olduğu için eksiyle başlıyoruz. Kök geçişinde işaret değiştiriyoruz. Kök geçişinde işaret değiştiriyoruz. Küçüktür sıfır dediği için eksili bölgeleri alıyoruz. Yani çözüm kümesi eksi sonsuz, eksi 2 aralığı açık. Birleşim 7 sonsuz aralığı yine açık. Veya şöyle yapabiliriz. Reel sayılar fark bu aralık yine eksi 2'yi burada dahil edeceğim. Çünkü eksi 2 sağlamıyor. Ve 7'yi dahil edeceğim. Yani ya bu ya da bu. ikisi de aynı kümeye karşılık geliyor. Evet devam ediyoruz. Yine aynı konudayız. Soru tarzı farklı. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Kökleri bulmak amacıyla eşitsizliği sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitledim. Eksi dörde, eksi 4 şeklinde çarpanların ayırdığımda toplamları eksi 8. Yani burada iki tane kök var. İkisi de 4. Yani bir kökten çift sayıda varsa ne olmuş oluyor? Çift kat kök olmuş oluyor. Yani x eşittir 4 kökü çift kat kök olmuş oluyor. Sebebi iki tane olması. Şimdi yine tabloyu çizeceğiz. Bir tane kök yazacağız. Çünkü bir kökten var. iki tane var. İki tane olduğu için de iki tane çember çizeceğiz. Eşitlik olduğu için de içini dolduracağız. Yani 4 bu eşitsizliği sağlıyor çünkü 4 0 yapıyor ve 0 olması da eşitsizlikte var. x karenin işareti pozitif o yüzden artı ile başlıyorum. Şimdi çift kat kökü geçerken arkadaşlar işaret değiştirilmez. Artıyla devam ediyorum. Bunu az sonra açıklayalım, çözümü bitirelim. Bizim bulmamız gereken yer Küçüktür. Küçük eşittir sıfır. Ama burada hiçbir negatif yer gelmedi. O yüzden sadece sıfır yapan değeri alacağız. Yani sadece dördü alacağız. Yani çözüm kümesi bir elemanlı o da 4. Şimdi işaret değiştirmememizin sebebine gelelim. Bu ifade arkadaşlar çift kat kökü olduğu için aslında tam kare ifadedir. Bu ifadenin e, diskriminantı sıfırdır. Yani bu denklemin diskriminantı sıfırdır. Biz bunu hani x kare eksi 8x artı 16 küçük eşittir 0'ı şu ifadeyi tam kare olarak yazarsak x eksi 4'ün karesi olur. Şimdi burada 4'ün sağından gelmek veya solundan gelmek yani mesela 4'ten büyük değer ver 5 ver içerisi pozitif e, karesini al yine pozitif. 4'ten küçük değerler ver mesela 3 ver 3 eksi 4 eksi 1 ama kuvvet çift olduğu için sonuç yine pozitif. O yüzden bu sınırın sağında veya solunda işaret değişmiyor. Sağında işaret neyse solunda da işaret aynı. Kuvvet çift olduğu için ha ne yapıyoruz? Eğer o kök eşitsizliği sağlıyorsa yani eşitlik varsa o kökü çözüm kümesine dahil ediyoruz. Birinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Öncelikle sıfıra eşitledim. Ve çarpanlarına ayırdım. Eksi beşe eksi 5 şeklinde ayırdığımda ortayı veriyor. Yani yine bir kökten iki tane var. Yani 5 çift kat kök. 5 çift kat kök olduğu için içi boş olacak burada. Çünkü eşitlik yok. Ne yapacak? 5'i geçerken biz işaret değiştirmeyeceğiz x karenin işareti pozitif artıyla başlayacağız ve 5'i geçerken de işaret değiştirmeden artıyla devam edeceğiz. Ve biz negatif olan bölgeyi arıyoruz. Negatif olan hiçbir bölge yok. Yani ne 5'ten küçük reel sayıları ne de 5'ten büyük reel sayıları yazdığınızda yerine negatif yapamıyorsunuz. Pozitif oluyor. E 5 de sağlamıyor. O yüzden bu eşitsizliği sağlayan hiçbir reel sayı yok. O dolayısıyla çözüm kümesi boş küme yine daha detaylı detaylandırırsak x kare eksi 10x artı 25 küçüktür 0 araştırıyoruz ki bu ifade çift kat kökü olduğu için tam kare bir ifadedir. Yani x eksi 5'in karesidir. Bir sayının bir reel sayının karesi hiçbir zaman sıfırdan küçük olamaz. O yüzden çözüm kümesi boş kümedir. İkinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine eşittir 0 diyoruz. Eksi 2, eksi 2 şeklinde çarpanların ayrımında toplamları eksi 4. Yani yine 2'den 2 iki tane var. 2 çift kat kök. 2 çift kat kök olduğu için 2 tane çember eşitlik olduğu için içini dolduruyoruz. Çünkü 2 0 yapar ve 0 olması eşitsizlikte var x karenin işareti pozitif o yüzden artıyla başlıyorum. Kök geçerken işaret değiştirmiyorum artıyla devam ediyorum. Benim aradığım yer küçük eşittir 0. Yani negatif olmasını istiyorum. Negatif yapan hiçbir yer yok. O yüzden sadece 0 yapan yeri yani 2'yi alacağız. Çözüm kümesi bir elemanlı o da 2. Yine bu ifade arkadaşlar x eksi 2'nin karesidir. x eksi 2'nin karesi 0'dan küçük eşit eşitsizliğini çözüyoruz. Bu eşitsizlik zaten yani x eksi 2'nin karesi bir kere hiçbir zaman negatif olamaz. Ancak 0 olabilir. 0 yapan değer de nedir? Sadece 2'dir. Üçüncü sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine eşittir 0 yapalım. Eksiyle çarpıp çarpanlarına daha kolay ayıralım. x kare eksi 6 x artı 9 yapar. Artı 9'u eksi 3'e eksi 3 şeklinde çarpanlarını ayırdığımda toplamları eksi 6 yapıyor. Yani 3'ten 2 tane var. 3 çift kat kök. Eşitlik olduğu için içini dolduracağız. X karenin işareti negatif olduğu için eksi ile başlayacağız. Ve kök geçerken de işaret değiştirmeyeceğiz. Küçük eşittir 0 dediği için eksili bölgeleri tarayacağız. Ve 3'ü de alacağız. Dolayısıyla tüm reel sayılar ne yapmış oluyor? Bu eşitsizliği sağlamış oluyor. Yani çözüm kümesi reel sayılar olmuş oluyor. burada küçüktür 0 olsaydı eğer 3 dahil edilmeseydi o zaman reel sayılardan 3'ü çıkarmamız gerekirdi. Dördüncü sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine ne yapalım? eşittir 0 yapalım. x kare eksi x kare eksi 6 x eksi 9 eşittir 0 yaptık. eksiyle çarpalım. Hepsi eksili. Hepsi artılı olsun. 9'u 3'e 3 şeklinde çarpanların ayırdığında toplamları 6. Yani eksi 3'e eksi 3 yine eksi 3 çift kat kök. Tabloyu çizdik. Eksi 3'ten 2 tane var ve eşitlik olmadığı için ikisi de boş olacak yani dahil edilmeyecek. X karenin işareti negatif o yüzden eksiyle başlıyoruz. Kök geçerken işaret değiştirmiyoruz. Şimdi biz küçüktür sıfırı çözüyoruz. Küçüktür sıfırı çözdüğümüz için eksileri taramalıyız. Eksili bölgeler eksi sonsuzdan eksi 3'e eksi 3 dahil değil ve eksi 3'ten sonsuza. Yani şöyle ifade edebiliriz. Eksi sonsuz eksi 3 aralığı eksi 3, 3 dahil de değil. Birleşim. Yine eksi 3 artı sonsuz aralığı diyebiliriz. Veya tüm reel sayılar fark eksi 3 de diyebiliriz. İkisi de aynı kümeye karşılık geliyor. İkisi de doğru. Beşinci sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Öncelikle eşittir sıfır yapıp kökleri bulacağız. Araştıracağız. 4x kare 2x'e 2x şeklinde artı 1 de eksi 1 eksi 1 şeklinde çarpanların ayrıldığında ortayı veriyor bakın. Eksi 2x eksi 2x topla eksi 4x. Yani 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1'den 2x. 2x eksi 1'in karesi eşittir 0. Dolayısıyla 2x eksi 1 0. x eşittir 1 bölü 2 olur. Ve 1 bölü 2'den 2 tane var. Yani 1 bölü 2 çift kat kök. Tabloyu çiziyoruz. 1 bölü 2 çift kat kök ve büyüktür 0 olduğu için içi boş. 4x kare yani x karenin işareti pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Kök geçerken de işaret değiştirmiyorum. Büyüktür 0 dediği için artıları tarıyorum. Yani neredeyse tüm reel sayıları tarıyoruz. Sadece 1 bölü 2 sağlamıyor. Çünkü 1 bölü 2 sıfır yapıyor. Pozitif olmasını istiyoruz. Dolayısıyla çözüm kümesi reel sayılar fark 1 bölü 2 olur. 6. sorudayız. Eşitsizliğinin İş çözüm kümesi reel sayılar fark eksi 6 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi az önce de çözdük zaten. Hatta 2 tane örnek çözdük. 1 tabloyu çizdiğimizi düşünelim ve reel sayılar fark eksi 6 oluyor. Eksi 6 hariç her yer sağlıyor. Yani her yerde pozitif olduğunu düşünün. Bu ancak ne zaman sağlanır? Eksi 6 çift kat kök olduğunda. Çünkü eksi 6'yı geçerken işaret değiştirmemiş oluyor. Eksi 6'nın sağda soluda sağlamış oluyor. Eğer bu denklemin çift kat kökü varsa önce denkleme dönüştürelim. x kare artı 12x artı a eşittir 0. Bu denklemin Çift kat kökü varsa bu denklemin diskriminantı sıfırdır. Yani bu denklem tam kare ifadedir. Diskriminant b kare eksi 4ac eşittir sıfır yaparsak b 12 12'nin karesinden 144 a 1 zaten c de a Bu sıfırsa 4a eşittir 144 yapar. 144'ü 4'e böldüğümüzde a eşittir 36 olur. Veya şöyle düşünebilirsiniz. x kare artı 12 x'in yanına yazarsam tam kare olur. 12'yi 2'ye böl 6, 6'nın karesinden 36 şeklinde aslında daha pratik bulunur.